şimdi bir mülakat yapıyoruz. 100 kişi katılıyor, işe gireceğim diye. 100 kardeşimizin içerisinde gerçekten işe ihtiyacı olan sayı 10. 10. Diyor ki beyefendinin biri, ya diyor ben saatlerce beklemek zorunda mıyım? Ya kardeşim, işi arayan sen bazen 1 saat, 2 saat bekleyeceksin. Çünkü insan kaynakları müdürleri sana sabır testi yapıyor. Ama bunu bilmiyor bizimki. Kapıyı kapatıyor, adama sövüyor, çekip kaçıyor. Sonra diyor ki, ben esbime gittim, bana iş bulmadılar. Ya kardeşim, sen önce kendine bir çeki düzen verdin mi? Sen önce uslubunu düzelttin mi? Önce sinir tellerini aldırdın mı? Önce sabır testinin ne olduğunu öğrendin mi? Ona göre mi geldin bize? Yok. Ya ben buraya geldim ama ben işmiş derdim değil yani. Benim derdim kavga çıkar. O zaman burası yeri değil kardeşim. Bura umudun merkezi. Burada insanlar bir umut koşarak buraya geliyor. Burası öyle her insanın geldiği, hır gür çıkarttığı bir yer değil. Burada insanlar iş buluyor sadece. Şimdi bir kardeşimiz sosyal medyadan yazıyor. Sayın Başkanımıza yazıyor. Sayın Başkanım diyor, bırakın kedileri köpekleri diyor. İnsanımıza iş bulun, aş bulun diyor. Ama o vatandaş ESBİM'in farkında değil ve Sayın Başkanımız da diyor ki ESBİM birimimiz var. Şu an Türkiye'nin en iyi istihdam merkezlerinden bir tanesi. Gelin işinizi bulun diyor. İşte eğer niyetimiz gerçekten iş bulmaksa Esenyurt Belediyesi bütün ilçelerin üzerinde 1 numara şu an. Ve istihdam ettiği sayı her gün 50 ile 150 kişi arasında ve her gün 4-5 tane mülakat yapmaktır. İşte demek ki iş arayan herkese burada iş var. Ama o iş aramayanlar sosyal medyada yazıyor. İş arayanlara yazmıyor ha. Niye? İş arayan gitmiş ya bismillah demiş, işinin başına geçmiş, vazifeyi almış, alın teriyle parayı kazanmış, ailesine kavuşmuş. O adamın sosyal medyada mesaj yazmaya zamanı kalmamış.